Herkese merhabalar. Bugün Profesör Ruben Fine'ın çok ilginç bir oyununa bakacağız. Ruben Fine kendi döneminde dünyada en üst sıralara çıkmış bir oyuncu. Aynı zamanda Carlsen'in kendisine en yakın gördüğü oyunculardan birisi ve bakalım oyun nasıl. D4 sürmüş. At F6 C4 G6 F3 D5 ve Grünfeld savunmasına girdi siyahlar. D 5 d5 e4 ile beyazlar merkeze 2 piyon getirdi ama siyahlar şikayetçi değil çünkü o merkezi yıkmaya çalışacak. Evet siyahların şimdiden gördüğünüz gibi d4 piyonuna ciddi bir baskısı var. Beyazlar vezir d2 yapınca e5 ile bu baskıyı arttırıyor. Artık beyazlar duracak halde değil çünkü ardından at c6 ile de yüklenebilir. Artık D5 sürüşünü yapıyor. Siyahlar ısrarcı, mantıklı bir şekilde, tutarlı bir şekilde hareket ediyor. Diyor ki ben senin merkezine yükleniyordum ve yüklenmeye de devam edeceğim C6 ile. A4 sürmüş. Buradaki fikir elbette B6'daki atı uygun bir zamanda uzaklaştırmak. Kötü bir kareye sürüklemek. Siyahlar C5 yapınca E alır D5 ve şimdi siyahlar bir fırsat gördüğünü düşünmüş. Fırsat mı değil mi bilemiyoruz ama vezir H4 şah çekmiş. Elbette bunun cevabı kolay. Fili kapatmış Ruben Fine ama siyahlar bu şekilde vezirini B4'e aktarmayı başardı. Neden önemli bir fikir? B2 piyonu yükleniyor. At C4'ü destekliyor. E, çaprazdan esintiler olabilir, bir şeyler olabilir. Ruben Fine A5'te tamam demiş gelirsen gel. At c4'e, fil alır c4 yapıyor. Vezir c4'e de at g2 ile rokunu hazırlamış. Şimdilik merkez sağlam, güvenli ellerde. At ve vezir korumakta. At altı oynamış siyahlar. Rokada at c5 gelmiş. At c5 hamlesi elbette at b3 çatal istiyor. Fil alır c5'te o attan kurtulmuş. Vezir c5'e de şah bir çekmiş Ruben Fine. Şimdi ilginç bir durum oldu. Atlar mı, filler mi? Beyazların iki atına karşılık siyahların iki fili var. Çok çok ilginç bir mücadele olacak şüphesiz. Başka ne var konumda? Beyazların D5'te, merkezde geçer bir piyonu bulunmakta. Ama şu anda kontrol altında gibi. Kale D8 geliyor. Ruben Fine, Vezir G5'te şöyle bir dalmış ve aynı zamanda D8'deki kaleyi de tehdit etmiş. F6 ile püskürtüyor, şikac değil vezir A4. Bu şekilde filin önü kapanmış oldu ve hatta siyahlar bir de gebe sürüyor. Vezir A4, vezir dolaştı. Ne oldu? Siyahlar fil F5 çıktı. Kale F 1 Geçer bir piyon varsa, kaleyi onun arkasına getirmek de tipik fikirlerden birisidir. İtici bir güç elbette kale. Kale H8'e, şimdi at G3 gelmiş Ruben Fine, fil G6'ya da at g e4. Beyazların atları dans etmeye başladı merkezi karelerde. Siyahlar evet bu piyon sürüşlerini yaptı. Boşulan gediye de fili koydu ama atlarda hiç fena değil. Şimdi vezir istiyor. Elbette gidip de fille bu atı kıracak hali yok. Felaket olur konumuz olarak. F alır E4'den sonra bu artık bu fil artık fil değil. Sefil neden mi? aynı renkte siyahta piyonlar var ve beyaz kareler bomboş. Zavallı fil kötü fil oldu artık. Dolayısıyla burada siyahlar vezir değişimi teklif etmiş. Oyun sonunda fillerin avantaj getireceğini düşünüyor. Gerçekten vezirler değişildikten sonra aşaltıyla bu piyon tutup febes sürdüğünde at geçici olarak yerleşen yerleştiği E4 karesinden kovalanacak ve filler coşacak. Ruben Fine tehlikeyi anlıyor ve vezir değişmem diyor. Vezirle dalmak istiyor aşağılara. Fil f8 yapmış siyahlar, d6 sürmüş. Piyon açmazda kaldı. Ama tek çaresi bu konumu karıştırmak. Şah g7'ye, kalede 5 gelmiş. Fil f7 git demiş, gitmiş. Kale c6, Kale a d1. Tek umuduna beyazlar sıkı sıkıya sarılıyor. Geçer piyon Vezir çıkmaya da yakın ama nasıl çıkacak? Kale A6. Vezir bir garip kalmadım burada. Şimdi B6 ile bu piyonu alma fikri var. Vezir A1'e gitmiş. İnanılmaz vezirin böyle tahtanın kenarına gitmesi. Çok çılgınca ne yapacak vezir orada? Bir de B6 gelmiş. E piyon da gidiyor. Ruben Fine'ın oyunu çöktü gibi. Ama durun daha oyun bitmiyor. Vezir cebir yapınca kale alır A5 kutu gibi kaldı beyazlar. Ama işte oyunun ilginçliği burada başlıyor. Tam beyazlar böyle sürkülese edildi, pasif kaldı dendiği anda şimdi Ruben Fine'dan mükemmel bir hamle geliyor. Beyaz aletlerin potansiyel gücü ortaya çıkıyor. Biraz düşünün isterseniz. Aklınıza nasıl bir hamle geliyor? Evet, gösteriyorum hamleyi düşündüyseniz. At alır F6 ünlem gökten yıldırım düştü dersem yanlış mı söylemiş olurum? Gökten düşen yıldırım at alır F6. Şah F6 e almayıp da ne yapalım? Yani besleyelim mi o atı? Ne yapalım F6 dibine girmiş şahın. Şah F6 hop ikincisi geldi at E4. Atlar fena tepiyor şahı. Şah G7 yapınca vizirin e, vezirin değişmemesi lazım. İşe bakar mısınız? Kale C2 ünlem. Vezir değişmek bir yana bir de G5 piyonu boşta kaldı. Nasıl gizli bir kombinezondur bu? Veziri kaçınca vezir alır G5 şah. Fil G6 yapınca her şey bu kadar tıkır tıkır denk mi gelir Allah aşkına? Şimdi de kale C7 şah çekiyor. Nereden nereye geldi? İki hamle geriye filmi geriye saralım. Bu zavallı vezir buradaydı. Vezir A1, B6, vezir C1 yine zavallı gözüküyor. Ama tak diye feda geliyor. Bir daha at geliyor. Kale C2 istedi. Kaçınca vezir G5 şah. Fil G6 kapatıyor. Şimdi kaleyi alırsa bu kale de boşta. Dolayısıyla bir kale c şah çekmiş. Ve şimdi şah G8. Kale D7 kapatsa B3 ile vezir isteyecek. Vezir B5 yapınca da H4 ve iş bitiyor bitiyor. Kazanan bir saldırı var. Peki oyuna bakalım. Siyahlar şah g8 yapmış ve diyor ki fillerim beni bir güzel korur. Burada mat falan olmam diyor ama yanılıyor. Evet lütfen düşünelim çünkü burada beyaz oynar kazanır demiyorum. Beyaz oynar mat eder. Evet hamle geliyor hamle vezir g6 ünlem şah. Aş G6 yapınca at F6 şah. Şah S8'e gitmek zorunda ve kale H7 Arap matı. Mükemmel bir bitiriş Ruben Feynman. Nasıl bir kombinasyon. Hiç kendini göstermedi. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenize esirgemezseniz abone olursanız ve hatta katıl düğmesiyle kanalımıza abone olursanız destek vermiş olursunuz. Herkese sevgiler saygılar.